Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz elektrikli bisiklet tekeri 3000 watt'tır. Gücü ise 150-170 devirde 12 volt akülerinizi, 350 devirde de 24 volt akülerinizi rahatlıkla şarj eder. Nerede kullanırsınız? Rüzgar türbini ve su türbini olarak kullanabilirsiniz veya projeleriniz neyse, deneyleriniz, onda da kullanabilirsiniz. Bunun gücü ise 2 kW'tır. Ben şimdi önce bunun testini size göstereceğim, nasıl elektrik verdiğini. Tabii avometre bağlı, ampul bağlı, diyot bağlı. Bu 2 kW'da da ise şöyle bir gösteri yapacağım. Tabii bunu siz normalde şu motoru görmeyin. Motorla tabii ben size test için çeviriyorum. Bunu su ile çevirdiğinizi düşünün. Su türbini olarak, yani su çarkıyla döndürdüğünüzü düşünün. Ve bunu direkt sadece şu trafoyu kullanarak 220 volt elde edeceğimizi ve bu ampulleri nasıl yaktığımızı sizlere onu da izah edeceğim. Önce şu 3000 wattlık teker alternatörümüzün bakın şu devirde elimle şu şekilde çeviriyorum. Fark etmez, ters yönde de alternatörler her iki yönde de aynı verimi verirler. Bakın ters döndürüyorum, düz döndürüyorum, fark etmez. Şöyle göstereyim size. Bu 12 volt 5 amperlik halojen ampuldür. Yani bunları yakmak zordur. Bakın şu şekilde. Şöyle döndürüyorum. Bakın bir de voltaja bakın. 11-12 voltu, hatta daha fazla da bu devirde görebiliyorsunuz. Bakın. Bu 12-24 voltluk sistemlerde çok güzel çalışmaktadır ama 48 voltluk sistemlerde de çalışmaz mı? Çalışır. Onu da belirteyim ama 48 voltta 600-700 devir ister. Onu da özellikle belirteyim. Şimdi bu 2 kW'lık teker alternatör. Bunu ben test amaçlı masamda kullanıyorum. Sizlere de göstereyim dedim. Eğer projenize, işinize yararsa sizlere gönderebilirim. Şimdi bunun tabii her iki alternatörlerde de 3 fazımız vardır. Yani 3 kablo çıkar. Şöyle göstereyim. 3 kablo. Bunda da 3 kablo çıkar. Bu 3 kablo nereye girdi? Köprü diyota girdi. 3 fazlık köprü diyota girdi. Köprü diyotlar da farklıdır. Ve bunun çıkışı artı eksi doğru akım ve bu doğru akımı da ampule bağladım. Bir de avometreye bağlamıştım. Bu birincisiydi. Bunu iptal ediyoruz. Bunu size gösterdim. Şimdi ise bu 2 kW'lık alternatörümüzün de gördüğünüz gibi 3 fazı var. 3 fazın bir tanesini kullanmıyorum. Boşta. Ama bu da kullanılabilir. Tabii elektrik, elektronik bilgisi olan arkadaşlar daha iyi bilirler. Ayrıca bir trafo daha koyarsak gücü daha da artar. Onu da söyleyeyim. 2 fazını kullanıyoruz. 2 fazı nereye giriyor? Trafonun 12 volt tarafına giriyor. Şu orta ucu boş. Ve bunun çıkışı da bakın şöyle 220. 220'yi de ben şu üçlü prizin fişine bağladım. Ve aynı zamanda da avometre bağladım. Hepsi bu kadar. Tabii bunu bir kutu içerisine alınıp üzerine voltmetre de konulabilir. Ama ben size küçük bir deney yapacağım. Bakın. Çok düşük bir devirde aşağı yukarı 200 devir veya 250 devir falan dönmekte. Bakın bütün ampuller yanmakta. Şöyle ışıktan göremiyorsunuz. Ha, şu şekilde. Deviri biraz daha yükselteyim. Evet, 220 222 volt. Gayet güzel çalışmakta. Şöyle ışıktan şu şekilde göstereyim. Evet. Tabii kayış sesi bu. Kayış biraz zora gelince bakın 245 volt çıktı. Ben biraz düşüreyim voltajı. Tabii ben buradan devir ayarlı yapıyorum. Suyla bu sabit döneceği için voltaj oynamayacaktır. Ben buradan tabii değişkenlik yaptırıyorum. Şimdi 100 watt, 100 watt, 200 watt. Şu iki ampul. Bunlar halojen flamanlı ampuller. Şunlar da led ampul. Şu ampulümüz patlamış galiba. Bu
çalışmıyor. Onun yerine yine flamanını takalım. Bakın bu da çalıştı. Voltajımız biraz daha devire arttırayım. 220. 100. Şu 100 watt. 100 watt 200. 260. 270 watt. Şu anda 270 wattı aşağı yukarı 200 devirde gayet güzel vermektedir. Su türbini olarak direkt ekonomik olarak kullanabilirsiniz. Onu da özellikle belirteyim. Evet, teşekkür ederim. Projelerinizde başarılar dilerim arkadaşlar.